Cengiz Özakıncı ile Tarihin Bilinmeyen Yüzünün 39. programıyla karşınızdayız. Bu programımızın ana başlığı Eski Türklerde Uygar Yaşam ve Hukuk. Biz soracağız Sayın Özakıncı, çoğunluğunu ilk kez göreceğiniz belge ve bilgilerle anlatacak. Biz diyorum her programın başında olduğu gibi, çünkü sizler de değerli Kanal B izleyicilerimiz de program süresince SMS, Twitter ve elektronik postalarınızla soru ve görüşlerinizi bizlere gönderebilirsiniz. Hocam, programın hemen öncesinde her zaman olduğu gibi çok sayıda izleyicimizin yine elektronik postası, tweet'i var, SMS'i var. Çok teşekkür ederiz bu yoğun ilgiye. Birkaç tanesini hemen okuyayım fazla vakit almadan. Lütfen. Sayın Nilüfer Akaktan hanımefendi, her program ders niteliğinde ne çok yanlış bildiğimiz, doğru zannettiğimiz konular varmış. Keşke tüm halkımız izleyebilse, aldatılma oranı düşer, toplum çağ atlar demiş. Sayın Ebu Bekir Çaylak, heyecanla bekliyoruz programınızı, izlemeye doyamıyoruz, keşke her gün cumartesi olsa demiş. Sayın Sabri Acar, yaz nedeniyle ara verirler mi diye düşünüyordum, yayın olduğunu görünce çok sevindim demiş. Sayın Acar, bugün aradan önceki son program, programın sonunda duyurmayı düşünüyordum ama madem böyle bir tweet attınız, bu programdan sonraki 3 hafta boyunca hocamla bir kısa ara vereceğiz. Biz biraz dinleneceğiz. Daha doğrusu program biraz dinlenecek. Ancak o 3 hafta süresince aynı gün ve aynı saatte programın tekrarları ekranlara taşınacak. 3 hafta sonra yine, eğer Allah'tan bir mani olmazsa, yeniden karşınızda olabilmeyi diliyoruz. Hocam, bugünlerde adalet kavramı çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Evet. Yıllardır Türkiye'de konuşuluyor ama bugünlerde özellikle zirvede. Herkes hukuku, adaleti konuşuyor. Öyle bir kavram ki çünkü bu. Hem Allah'ın buyruğu malum, Nisa suresiyle. Tabii. Hem mülkün temeli. Tabii. Ama biz bugün hukuku konuşacağız, eski Türklerde, özellikle Uygurlardaki hukuk düzenini konuşacağız. Evet. Ve bu benim gerçekten de çok meraklandırıyor. Bu kadar çok konuşulan bir konunun tarihte atalarımızda nasıl uygulanmış olduğu çok önemli. Ama önce eğer siz de uygun görürseniz, bugün aynı zamanda Türklerdeki uygarlık belirtilerini, bulgularını da konuşacağımız için. Evet. Daha evvelki birkaç program, 3-4 programda da bunu konuştuğumuz üzere onlardan bir özet yapalım. Yani evet, bir özetle girsek sanki daha doğru olur. Ne evet, dersiniz? Doğru. Birkaç haftadır. 3 haftadır. Son 3, belki 4 haftadır adalet kavramı üzerinde biz duruyoruz aslında. Mesela programlarımızdan birinde Kanuni Sultan Süleyman döneminde İngiltere Kralı 8. Henry'nin İngiltere'deki yasa ve yargı düzenini yeniden düzenlemek amacıyla Türkiye'deki yasa ve yargı düzenini örnek aldığını ve Türkiye'deki yasa ve yargı düzenini yerinde görüp incelemek ve bu modeli İngiltere'ye taşımak göreviyle bir kurul görevlendirdiğini, bu kurulun İstanbul'a gelip yerinde adalet düzenini, adli düzeni, yasaları, yargı düzenini, mahkeme düzenini yerinde İstanbul'da inceleyerek İngiltere'ye döndüğünü anlatmıştık. Bunu anlatırken bu olgu birkaç romanda yer almış iken, bugüne dek ilk kez o heyetin kimlerden oluştuğunu İngiliz belgeleriyle kanıtladık. Sir Peter Carew, bu heyetin başında ve John Campernon, bu heyetin üyesi ve diğer birkaç üyesiyle birlikte ve bu artık isim isim ortaya, biz Türkiye'de ve dünyada ilk kez ortaya koyduk bu heyetin yapısını. Eğer merak edenler varsa, evet, dönüp hem YouTube'daki program adıyla açılan kanalda 10 Haziran'daki yayına bakabilirler. Ya da Kanal B'nin arşivinde de evet, yayınlarımız mevcut. Oradan da izleyebilirler. Yani dünyada ve Türkiye'de ilk kez evet, yapılmış bir bulgudan bahsediyoruz. Evet. Bütün Dünya Dergisi'nin bugün piyasaya çıkacak olan sayısında da bu konunun belgelerini, yani programımızda konuştuğumuz belgeleri yayınlayan bir makalemiz yayınlanmış, bulunuyor. Yani merak edenler oradan da bakabilir. Oradan da alabilirler.
Onun dışında işte Avrupa'da 1500'lü yıllarda Rönesans ve Reform hareketlerinin başladığı dönemde bu hareketlere, yani Avrupa'yı Avrupa yapan Rönesans ve Reform'dur derler ya. Hı hı. İşte o Avrupa'yı Avrupa yapan o Rönesans ve Reform'da Türk damgasını ortaya koyduk bir programımızda. Ve burada da Avrupa'yı Rönesans'a ve Reform'a reforma davrandıran devindirici gücün Türk korkusu olduğunu, Türk yayılmasını önlemek üzere başvurdukları önlemlerden birinin adı din öncesi, yani Hristiyanlık öncesi ataların imparatorluğuna dönüş. Hı hı. Reformda da kilisenin bozmuş olduğu Hristiyanlığın özgün kilise öncesi kaynağına dönmek. Hı hı. Ona da reform diyoruz. İşte bu da Protestanlığı vesaire, ama tamamen Türk'e karşı konumlanma söz konusu. Fakat yine hani az önce İngiltere Kralı 8. Henry Türkiye'den yasa ve yargı düzeni ithal ettiği gibi Elizabeth de, yani Henry'den sonraki yönetimlerde 1. Elizabeth de Türkiye'den dokuma sanayinin sırlarını bir görevli göndererek, ajan bildiğiniz bildiğimiz diplomat görünümlü ajan, Türkiye'deki dokuma sanayinin sırlarını ve boyacılığın, dokuma boyacılığının yün boyama sırları, hangi otlardan, hangi toprakta, nerede yetişirse en ince ayrıntısına kadar al getir bilgi, know-how kaçırmışlar. Artı onunla da yetinmemişler, boyacı iki usta genç istemişler. Genç olması önemli. İngiltere'de yıllarca onu öğretebilsin diye. O belgesini merak, evet, edenler açsınlar yine. Programın eski kayıtlarını izlesinler. 17 Haziran tarihli, evet, videomuzda. Yani izleyebilirler o belgeleri. O dönemin gizli, ben hatırlıyorum, evet, bir hatırlatayım. O dönemin gizli, evet, ibareli Kraliçe Elizabeth'in, evet, bildiğiniz bir ajansal faaliyet olarak, evet, ajanına verdiği. Şimdi tabii açık kaynaklardan tabii elde edilebiliyor. 14 maddelik. Direktif. Evet. Yani onu görebilirler. Evet. Bu vardı. Daha sonra biz uygarlık tarihinde Türkler başlıklı programda matbaanın, ki çok önemli, matbaanın ders kitaplarında yazılı olduğu gibi 1450'li yıllarda Almanya'da Gutenberg tarafından icat edildiği bilgisinin doğru olmadığını, çünkü matbaanın 800 ila 900 yılları arasında Uygurlar tarafından tahta basma kalıp şeklinde uygulandığını, Çin'de ve Uygur'da uygulanan bu sistemin hareketli harflere dönüşmesi işinin 30 bine yakın ideogramdan oluşan Çin yazısına uygun olmayıp ancak Uygurların 14 harfli Uygurların buluşu olabileceğini Alman Türkolog Anne-Marie von Gabein, Albert von de Kock gibi yabancı bilginlerin araştırmalarıyla ortaya konmuş bir bulgu olduğunu ortaya koymuştuk, hı-hı, geçen programlarımızda. Gutenberg sadece geliştirmiş olabilir. Geliştirmiş. Şimdi bütün bunlardan sonra bugün eski Türklerin hukukta neler yaptığını biraz anlatmaya çalışacağız. Ama şöyle bir soru var. İslam öncesi, daha ziyade İslam öncesi. İslam öncesine gideceğiz. Onu gelmeden hem gelen maillerden anladığım kadarıyla hem de benim de size sormak istediğim. Bunu niye, yani sormak istediğim derken açıklayabilmek, daha altını çizebilmek için soruyorum. Ben biliyorum kuşkusuz ama niçin bu programları yapıldı? Niye yaptık bunları hocam? Şunun için durduk yere mi, yani biz Türkler ne kadar iyiymişiz filan gibi bir çıkış noktası mı, yoksa bir ana çıkış noktası var mıydı? Bunu biraz diye açın diye soruyorum. Kuşkusuz var, ben biliyorum. Var. Şöyle ki Batı emperyalizmi bize
barbar Türkler diyerek ülkemizi işgal etti Kurtuluş Savaşı yıllarında. Yani işgal gerekçesi Türkler barbardır, uygarlığa hiçbir katkıları yoktur. Tersine nereye girdilerse orayı yıktılar, yaktılar, yıktılar. Türkler uygarlık yıkıcısı barbarlardır. O nedenle bulundukları her yerde işgalci konumundadırlar. Bulundukları her yerden atılmalı, geldikleri yere Asya bozkırlarına geri gönderilmeleri gerekir. Sloganıyla Türkiye'yi işgal ettiler. Biz bu tezimizi de yine sizinle birlikte yapmış olduğumuz 16 Ağustos 2016'da geçen sene Anti-Türkizm üst başlıklı bir programımız vardır. Onu da YouTube'unu bulabilirler izleyicilerimiz. Orada bunu açıkladık. Tüm belgeleriyle 1-1,5 saat konuştuk. Belgelerini de gösterdik. Hı hı. Anti-Türkizmin özü barbarlık suçlamasıdır. Türkler barbardır demekle başlıyor her şey. Yani buzdağının görünen yanı Türkler barbardır. Ama buzdağının altı biz Türkleri nasıl bire kadar kırarız? Nasıl yeryüzünden kazırız? Onun çığlığı o. Yani saldırı çığlığı, hı hı. Türkler barbardır. Batı Türkiye saldıracağı zaman Türklerin barbar olduğunu söylerler, haykırır. İşte bir Atatürk, Türk Tarih Kurumu'nu, Türk Tarih Kongreleri topladı, değil mi? Türk Tarih Kurumu'nu kurdu. Bütün burada yapılan tek şey vardır. Bizim anlattığımız son 3 programda yaptığımızı yapmıştır Atatürk. Ne yapmıştır? Yabancı kaynaklardan yayınlanmış belgelere dayanarak Türklerin tarihte barbar değil, uygar olduğunu bizzat batılı ülkelerin en önemli akademisyenlerinin yayınlamış olduğu kitaplardan alıntılarla göstermek. Atatürk bunu yaparken bu bir sivil savunma davranışıydı. Tekrar ediyorum. Sivil savunma davranışıydı. Psikolojik savaşa karşı sivil savunma örgütüdür Türk Tarih Kurumu aslında. Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Batı'nın emperyalist saldırgan suçlamalarına cevap verecek kurum olarak kurulmuştur. Biz bu görevi, bütün aydınlar, dürüst aydınlar yapması gerektiği görevi biz de bu programda yerine getirmeye çalıştık. Çok teşekkür ederiz. Bu açıklamanız için önemli çünkü yani niye yaptığımızı. Bu nedenle anlatıyoruz. Evet. Eski Türklerde uygarlığı, Türklerin barbar olmadığını kanıtlayan yine batılı yazarların belgelerini ortaya koyuyoruz ki 3. Dünya Savaşı'na hazırlık çığlıkları başladı dünyada. Hı hı. Maalesef. Tıpkı 1. Dünya Savaşı öncesi olduğu gibi. Yine bize barbarlık suçlamasında bulunacaklardır. Biz bunun önünü almak ve izleyicilerimizi doğru bilgiyle bu konuda donatmak, yabancı ülkelerde gurbetçilerimizin de ilk karşılaşacakları o suçlamaları, ilk göğüslemeleri gerektiğini düşünerek onların da kullanabilecekleri batı kaynaklı bilgileri sunuyoruz. Şimdi geçtiğimiz programda mesela buna örneğin çok çarpıcı bir örnekti bu. Hepsi öyle ama bu mesela 1. Elizabeth ajanına yazmış olduğu 14 maddelik emirler, direktifler sanayi silsilesinde sanayi casusluğunu emrederken hem diyor ki bizde bu şey yok, bu uygarlık düzeyi yok, bunların hiçbirini biz İngiltere olarak bilmiyoruz, bunu evet. Al öğren gel diyor. Evet. Hem de barbar Türkler diyor. Yani barbar Türklerden ama bizim bilmediğimiz uygarlığı al gel diyerek. Al gel tarafı gizli, barbar yüksek sesle. Yüksek sesle, evet. Şimdi bugün de değil mi hocam eski Türklerde uygar yaşam ve hukuk. Evet, şimdi bakın eski Türk derken. Türk'ün eskisi yenisi mi olur? Bu diyorsunuz.
Eski derken antik. Antik Yunan demezler mi? Aynen öyle. Onun gibi o anlamda kullanıyoruz. İsa'dan önce 500'lü yıllarda Sovyetler Birliği sınırları içinde yapılan kazıda, Pazırık civarında yapılan, Altay Dağı eteklerinde yapılan bir kazıda bakın ne bulundu? Bu bir mezardan çıkan mezardaki prensin, Türk prensinin giysileri. Yıl İsa'dan önce 500. Şimdi İsa'dan önce 500 de tünik ve bu altın, giysi altından. Bunlar altın pullar, som altından ve başlık yine altından ve giysi, çizme, pantolon, ceket, bugünün modern giysisini biz İsa'dan önce 500 yıllarında Altay Dağı çevresinde yapılan kazıda bulunmuş kazı bulgusu bu. Altın elbiseli adam. Golden Warrior. O tarihlerde Batılılar nasıl giyiniyormuş? Ona bakalım. Üstlerine bir bez parçası sarıyorlar. Bundan ibaret Batı'nın giyimi. Ne dikiş var, ne terzilik var, ne pantolon var, ne ceket var Batı'da. Bu bildiğimiz İsa'dan sonra 96 yılında Roma İmparatorluğu'nda seçkinlerin giyimleri. Siz İsa'dan önce 500 diyorsunuz. İsa'dan önce 500'deki Türk 600 yıl yani. Bugün gibi modern giyiniyor. Ama İsa'dan sonra yüzlü yıllarda Roma en parlak devrini yaşayan Roma'da giyimler bir kumaş parçasına sarınmak biçiminde. Şimdi giyim demişken Mehmet Parlak Yıldız demiş ki Cengiz Bey ve siz sıcağa rağmen ceket ve kravatlısınız. Saygınız için teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bizim Kanal B ekranlarında ceket ve kravatsız kimseyi görmeniz pek mümkün değil. Evet. Ya bu da gerçekten de izleyicilerimize duyduğumuz saygıdan ötürüdür. Aynen öyle. Evet hocam. İşte burada Ermitaj Müzesi'nde sergilenmektedir. Rusya'da Ermitaj Müzesi'nde sergilenmektedir. Türk giysisi olduğu, yani bu arkeolojik bulgunun Türklere ait olduğu kanıtlıdır. Deniz Müzesi'nde de varmış galiba hocam bir benzeri. Tabii. Yani onun Harbiye Müzesi'nde bir benzerini koymuşlar. Maketleri yapılıyor. Tabii. Gerçeği değil ama Harbiye Müzesi'nde tabii. De aynen böyle. Evet. 2012'de İstanbul'da Kasım ayında sergisi yapıldı. Kırgızistan Dışişleri ile Büyükelçiliği ile Türkiye Kültür Bakanlığı'nın birlikte işbirliğiyle bu altın elbiseli adam Türkiye'de sergilendi. Şimdi ceketi, pantolonu, çizmeyi Türklerden almış bir Batı'dan söz ediyoruz. O bize dönüp barbarsınız diyor. Yani yorumu izleyicilerimize bırakalım. Bırakıyoruz. Yine İsa'dan önce 500'lere ait bir başka kazı bulgusu da Pazırık halısı denilen bir halıdır. O halı bir gömüde çıkmıştır yine bir mezarda. Şöyle gösterelim. Bulunduğu yer mevki, yani kazının yapıldığı mevki yer Pazırık, Altay çevresinde Pazırık olduğu için orada bir kurgandan, mezardan çıkan halı bu. Ve bu halı da yine uzmanlarca yine Hermitaj Müzesi'nde Rusya'da ve Ermenilere ait ya da İranlılara ait gibi yanlış bilgilendirmelerle dünyaya tanıtılmakta bu halı. Buna itiraz eden ve Almanya'da 10 yıllarca halıcılık yapmış Fuat Tekçe Beyefendi, bütün bu pazarlık halısının
Türklere ait olduğunu İsa'dan önce 500'lerde kanıtlamak üzere bir kitap yazmış. Pazırık, Altaylardan bir halının öyküsü. Kültür Bakanlığımız tarafından bu kitap yayınlanmış ve Pazırık halısının Türklere değil de İranlılara, Türklere değil de Ermenilere ait olduğunu iddialarına muhteşem cevaplarla çürütülmüş mü? Yüklü bir kitap bu. O iddiaların tamamına cevap veren bir kitap bu. Ben de Fuat Tekçe'nin cevaplarına iki cevap da ben ekliyorsunuz. Ekliyorum. Tamamen o yok Ermenilerindir, yok İranlı halısıdır tezleri çöküyor. Bunun için ayrı bir programın konusu bu olabilir. Ama şu bir gerçek, bir halı var ortada. Bizlerin, evet. Bizim atalarımızın, dedelerimizin. Evet. Milattan önce 500-600 evet. yıl evvel. Şimdi ben yine sizin gösterdiğiniz fotoğraflardan hatırlıyorum. Milattan önce 500-600'de evet. halı kullanıyor Türkler. Evet. Rönesans'ta Avrupalılar Rönesans'ı gerçekleştirmeye çalışırken masaya evet. seriyorlar halıyı. Evet. Aradaki uygarlık farkı bu evet. kadar farklı. Şimdi bu kazıyı yapan Rudenko, ilk 1950'li yıllarda, 60'lı yıllarda yayınlanan kitabı derhal İngilizce'ye çevirip İngiltere'de de yayınlandı. Bu Rudenko, yani kazıyı yapan kazı bilimci, arkeolog. Hı hı. Bu kitapta bütün o kazının nasıl yapıldığını, nereden nereye kazıldığını, kazı mevkiinin neresi olduğunu haritalarla ortaya koyuyor, çizimlerle kazı bulgularını ortaya koyuyor. Mezarın nasıl açıldığını ortaya koyuyor. Mezarda bulunan kemiklerin vaziyetini çizimlerle ortaya koyuyor. Atla birlikte gömülmüş olduğunu, atıyla birlikte gömülmüş olduğunu ortaya koyuyor. Ben bir İranlı görmedim atıyla gömülsün. Ermeni görmedim atıyla gömülsün. Ondan sonra bu kazıda bir de tekerlekli araba da çıkıyor. İsa'dan önce 500 dikkat. Mezarda bir de tekerlekli araba var. Evet. Bu gömlekler çıkıyor mezardan. Şu an bu gömlekleri Topkapı Sarayı Müzesi'nde bizim padişah gömlekleri olarak görebilirsiniz. Üslup aynıdır. Yani arada 1500 yıl var. İşte çorap çıkıyor. Dövme yaptırmışlar vücutlarına, cesetlerin üstünde dövmeler var. Evet, dövme, bildiğiniz dövme. 500 yıl önce. Evet, bu dövmelerde hayvan figürleri var. Sonra işte bu halı çıkıyor. Bir de ayrıca kilim çıkıyor. Kilimde de böyle figürler var. Birçok figürler var. Şimdi burada ben bir ipucu vereyim. Şey için, bu halı niçin Türk? Çünkü halının üstünde at desenleri var. O atların kuyrukları bağlı. Şimdi göreceğiz. Mesela şunu bir alayım, rahat koyayım bir saniye. En basit kanıtı, halının üzerindeki sürekli tekrarlanan figürlerden bir tanesi şudur. Bu at figürü. Görelim bunu. Evet, görelim. Bu at figürü aşağı yukarı 40'a yakın bu figür tekrarlanıyor at üzerinde. Görüldüğü üzere kuyruğu bağlıdır. Bağlı, evet. At kuyruğu bağlamak Türk damgasıdır. Öyle mi? Evet. Eğer bir para üzerinde bir at görüyorsanız o atın kuyruğu bağlı mı değil mi diye bakacaksınız. Bağlıysa Türk parası. Eğer bağlıysa o Türk atıdır. Ve yeleleri kesikse. Türkler savaşa gidecekleri zaman atlarının kuyruklarını bağlarlar. Üstelik de ipekle. Eğer zenginse ipekle bağlar. Atın da yelelerini keser. Niçin? Gerek önüne doğru ok atıyor. Atın yelesi mani olmasın. Gerek arkasına dönüp arkaya dönüp ok atıyor. Kuyruk mani olmasın. Olay bundan ibaret. Ben şu ana kadar 3000'e yakın kazı bulgusunda at figürlerini inceledim. Mısır'daki atların hiçbirinin kuyruğu düğümlü değil. Avrupa atlarının hiçbirisinin kuyruğu düğümlü değil. Roma'nın, Grek'in,
düz. Kuyruklar. Türk atları mı düzmüş? Sadece Türk atlarının yeleleri kesik, tıraşlanmış yeleleri ve kuyrukları bağlı. Ve bu kilimde de evet, bu var. Bu figür var. Ha, böyle 10 tane kanıt var ki bu halı Türkiye'ye ait. Ve bunu bir de bir program konusu evet, yapacağız diyorsunuz. Evet, belki. Bir program konusu. Ben dahil bütün izleyicilerimiz merakla olacak. Bekliyorlar. Öyle söyleyeyim. İşte İsa'dan önceki 500'lerde, 300'lerde de böyle Türklerin uygar olduğunu gösteren, bakın halıdaki renklere, bu halıdaki renklerin nasıl verildiğini bu halının üretiminden yaklaşık 1000 yıl sonra İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth Türkiye'ye casus göndererek öğrenmeye çalışmışsa bu halı Türk halısıdır. Evet. Yani kanıtlardan, hani bu da mantıki kanıt. Evet. Mantıksal kanıt. Öyle diyelim. Şimdi burada daha ziyade Türklerde hukuk düzeni üzerinde edebiyat, yani uygar, eski Türklerde uygar yaşam ve hukuk başlığımıza uygun olarak eski Türklerde hukuk. Hocam bir özellikle oraya geçme, bir şey okuyabilir miyim? Bir izleyicimiz buyurun. Göndermiş. Böyle bir deyim mi var? Kuyruğu düğülü at gibi. Tabii tabii. Türk'te var. Bir Sabriye var. Hanım göndermiş. Bir annem kullanırdı bir insanın çalışmasını överken kuyruğu düğülü at gibi evet, çalışır evet, filan evet, evet. Yani böyle de bir deyimimiz de tabii, varmış. Tabii savaş atı işte o. Onu da şimdi öğrenmiş olduk. evet. Pek ne teşekkür güzel, ederiz. Ne güzel. Şimdi Hunlarla ilgili, o da İsa'dan sonra 460. Hunların Bizans'ın komşusu Atilla değil evet, mi? Evet. Atilla ve Hunlar Bizans'ın komşusu. Bizans gerek Doğu Roma'yla yani Bizans'la gerek Batı Roma'yla yani İtalya ile sürekli anlaşma halindeler. Uluslararası anlaşmalar yapılıyor yani. Bunlardan bir tanesinde Bizans-Hun yazılı anlaşmaları söz konusu. Şimdi hukuk bir ülke içinde birey hukuku var. Bireyin devletle hukuku var. Devletin devletle hukuku var. Hunlar da devletin devletle hukukunun var olduğunu görüyoruz. Hunlar Bizans'ın muhatabıdır. Ve yazılı olarak anlaşma yapılmıştır aralarında. İmzalanmış. Ve bu yazılı anlaşmalarda Bizans arşivlerinden önümüzdedir. İşte Sayın Ahmet Ali Ahmet Beyoğlu'nun Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan Avrupa ve Hun İmparatorluğu kitabında bu anlaşmalardan bir tanesi madde madde yer almaktadır. Nereden? Bizans kaynaklarında yer alan bir anlaşmadır. Hun-Bizans anlaşması. Kaçaklar derhal Hunlara iade edilecek. Geçmiş vergiler karşılığında 6000 libra altın Hunlara ödenecek Bizans tarafından. Hunlara ödenen senelik vergi 2100 altına çıkartılacak. Parasını ödemeden Romalıların ülkesine kaçmış olan her Romalı esir başına 12 altın ceza ödeyecek Bizans. Ve bunu ödemediği takdirde esir sahibine iade edilecek. Romalılar Hun ülkesinden kendi tarafına kaçanları bir daha kabul etmeyecek. Yani mültecilerin geri verilmesi, siyasi iltica, yani muhaliflerin ilticasının geri verilmesi anlaşması maddede yer alıyor. Ve yazılı yapılmış. Yazılı olarak yapılmış bir anlaşma. Şimdi Hunlar barbar, öyle mi? Peki Atilla'nın sarayına elçilikle gelen Bizans büyükelçisi, Bizans elçisi Priscus'un elçilik raporunda o tanıklığın Atilla'nın sarayında ve bulunduğu şehirde tanık olduğu olayları anlatırken Bizans'tan kaçıp Hunlara iltica etmiş bir Grek'le karşılaşıyor Priscus. Tabii şok geçiriyor. Sen diyor niçin buradasın? Ben buradayım diyor. Burada daha rahat yaşıyorum. Burası daha iyi.
E anlat bakalım nasıl daha iyi diyor ve işte o Priskus'un raporunda şöyle yer alıyor. Bakın. İskit arazi sahipleri, İskit dediği Hunlar, savaştan sonra sakin bir hayat sürüyorlar. Herkes kendi serveti ölçüsünde bir hayat geçirir ve kimseye yük olmazdı. Halbuki Romalılar, yani Bizans, harpte tamamen mahvolurlardı. Çünkü kurtuluşu başkalarından beklerlerdi. Efendileri de silah taşımalarına müsaade etmezdi. Silah taşıyanlar da profesyonel askerlik vardı diyor Bizans'ta. Silah taşıyanlar da kumandanların kötülüğünden bir türlü eski mevkilerini elde edemezlerdi. Suhte ise insanın hali savaştan daha zordur. Çünkü vergileri çok ağır ve kötü insanların zulümleri fazladır. Güçlü olanın sözü geçer. Zira bütün bunlar kanunların herkese eşit uygulanmamasından doğar diyor. Yani Bizans'ı eleştiriyor. Bizans'ta neymiş? Kanunlar herkese eşit uygulanmıyormuş. Niçin kaçmış Hunlara? Bu nedenle kaçmış. Bakın devam ediyor. Kanunlardan orada, yani Bizans'ta, sadece zenginler istifade eder ve kanuna aykırı davranan zengin yaptığı suçun cezasını görmez Bizans'ta. Fakir ise, hele o kişi hukuktan da anlamıyorsa, bu şekilde kanunlar onu daha fazla ezer Bizans'ta. Malı mülkü elinden alındığı gibi hayati tehlikesi de söz konusu olur Bizans'ta. Çünkü hakka ulaşmak sadece paraylıdır. Parayla olur Bizans'ta. Avukat ve hakimlerin aldıkları paralar hiç de dengeli değildir. Kim çok para verirse mahkemeye dahi çıkmadan işi halledilir diyor. Bizans'tan bu nedenle kaçtım diyor. Hunlara. Demek ki burada öyle değil. İşte burada. Bunu yazan da Bizans elçisi. Evet. Bizans yani elçisi. Bir Hun elçisi değil. Evet. Bizans elçisi. Evet, Bizans elçisi. Bunu orada tanık olduğu. Bizans'tan kaçmış Grek'e soruyor, sen niye kaçtın diyor. O da Bizans'taki yaşamın kötülüklerini sayıp döküyor ona. İşte bu kötülüklerin hiçbirisi Hunlar'da olmadığı için adam Hunlara iltica etmiş. Yani Hunların adalet sistemi Bizans'tan çok daha iyi ki oraya siyasi ilticada bulunmuş. Tabii, çok açık bu ifadelerde. Evet. Uygarlığın bir göstergesi de adalet değil midir? Hatta en önemli belki. En önemli temeli değil midir? Evet. Hani adalet mülkün temelidir. Ya adalet uygarlığın da temeli. Evet. Adaletin bulunduğu yer uygardır. Uygar bir yerdir. Değil mi? Yani uygarlık göstergelerinden biri de adalet var mı yok mu? Şimdi başka bir şey daha sonuç evet. çıkıyor şuradan. Evet. Dönemin Bizans'ı güçlü bir ülke. Evet. Daha doğrusu zengin bir ülke. Tabii. Bizans o dönemde. Evet. Demek ki kalkınmış ve zengin olmak da adaleti tesis etmedikçe uygarlık, ben uygarım demeyi getirmiyor. Yani sen tabii. istediğin kadar zengin ve kalkınmış ol. İşte kaçıyor. Adam kaçıyor. Neden? Üstelik çünkü Bizans'ta burcu var, zengin yani. Zengin olduğu halde kaçıyor. Neden? Çünkü adalet yok. Evet, adalet yok. Bu çok önemli evet. gerçeği. Bizanslı elçi Priskus'un raporunda görüyoruz. Bunu yine Sayın Ahmet Ali Ahmet Beyoğlu'nun diğer bir kitabında da o Priskus'un tam raporu mevcuttur. Bunları daha önce de konu etmiştik. Tekrar ediyoruz. Çünkü gerekli. Şimdi bu adalet kavramı İslam öncesi Türklerde ona geçmeden şimdi bu Priskus'un raporunun ilk yayını bu değil. 1933 yılında onu unutmadan söyleyelim. Atatürk döneminde de yayınlanmış Priskus'un bu raporu. Hı hı. Atilla ve Hunları Hüseyin Namık, daha sonra soyadı kanununda soyadı Orkun'dur. Ünlü Türk araştırmacımız. 1933 yılında yayınlanan bu kitabında
Priscus'un tam bu satırlarına geliyor ve atlıyor az önce okuduğumuz bölümü. Atlarken de ne diyor biliyor musunuz? Bakın burada, bu da önemli. Bu da önemli. Diyor ki, bu hususta evvelki sayfalarda izahat vermiştim. Priscus'un izahatının sırasını bozmamak için burada da tekrarına gerek görmedim diyor. Ve atlıyor az önce okuduğumuz şeyi. O Bizans'ta adalet bozuk anlatısını. Priscus'un diğer bir önemli tarafı Hunların dini yönü. Priscus Hunlarla muhatap olduğu elçiye bizim diyor Bizans imparatorumuz tanrıdır. Halbuki Attila tanrı değildir diyor. Bu Attila'nın temsilcisini müthiş kızdırıyor. Çok önemli bir ayrıntı dinsel inanç bakımında. Hiçbir insan tanrı değildir cevabını veriyor Attila'nın elçisi. Hiçbir insan tanrı değildir. Senin imparatorun da tanrı değildir cevabını veriyor. Aynı konu Attila'nın kulağına gidiyor. Attila da aynı cevabı veriyor. Ne demek? Bizans imparatoru tanrı ne demek? Hiçbir insan tanrı değildir. Cevabı Attila'nın ağzından da çıkıyor. Ve bu elçilik raporunda bu da var. Hı hı. Hunların dini neydi peki? Sorusunu araştırmacılar araştırmışlar. Ve İsa'ya tanrı diyen Hristiyanlık anlayışı Bizans'ta ve Roma'da egemenken Suriye ve Mısır civarında bir fraksiyon, Hristiyan fraksiyon çıkıyor ve İsa'nın tanrı olmadığını, tanrının kulu olduğunu ve elçisi olduğunu savunuyor. Ama İsa'nın elçiliğini kabul ediyor. Hı hı. Tıpkı Kur'an'da olduğu gibi. Hı hı. Yani Kur'an'a uygun bir İsa anlayışıyla bir mezhep çıkıyor. Bu mezhebin kurucusu Arius. Ariusçuluk Balkanlar'da yayılıyor. İşte Hunlar o tarihte Balkanlar'da. Bizans da Ariusçuluğu kovuşturuyor, hapse atıyor ve diri diri yakıyor. İşte Bizans'la Hunlar arasındaki uygarlık farkı hem hukuk alanında hem din alanında söz konusu. Yani Hunlar Bizans'ın aynı zamanda ideolojik rakibi. Arius mezhebine inanan, İsa'nın tanrı değil elçi olduğuna inanan Hristiyanlar Hunların yanına kaçıyorlar. Bu da önemli bir ayrıntı olarak vurgulayıp araya gidelim. Araya gidelim. Vurgulayıp peki. Araya gidelim hocam. Peki. Dönüşte değerli izleyicilerimizin soruları da var. Sizin de daha anlatacağınız çok şey var. Ama asıl Uygurlarda hukuk belgelerini göreceğiz şimdi. İkinci bölümde. Sözleşmeler, vasiyetler, yazılı. Uygurlarda. Uygurlarda, evet. İnanılmaz. Evet, bunları göreceğiz. Bizde kalın değerli izleyiciler. Çok kısa bir aranın ardından Uygurlardaki hukuk belgelerini gösterecek Sayın Özakıncı. Hem değerli Kanal B izleyicilerine hem de belki de bir anlamıyla tüm dünyaya kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Cengiz Özakıncı ile Tarihin Bilinmeyen Yüzü'nün ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız değerli izleyiciler. İlk bölümde tam da şu noktada kalmıştık. Gerçekten çok çarpıcı bir noktaydı o. Eski Türklerde uygar yaşamı konuştuk. Geçen programlardan özetler verdik. İkinci bölümde Sayın Özakıncı bizlere Uygur Türklerindeki hukuki düzene ilişkin belgeler, bulgular ve bilgiler vereceğini söyledi. Gerçekten ben de merakla bekliyorum. Yani Uygurlar eğer hukuki anlamda
bir bulgu kalmışsa Uygurlardan günümüze, bu çok şey anlam ifade eder. Belge. Belge kalmışsa. İkincisi de sorum şu. Hala uygulanan acaba o dönemden günümüze hukuk kuralları da var mıdır? Benzer. Benzer hukuk kuralları. Benzer. Neden benzerliğini şimdi anlatacağım. Peki hocam, dinliyoruz. Tarih İsa'dan sonra 730'lar. Karadeniz'in kuzeyinde Hazar İmparatorluğu var. Asya'da Uygurlar, Türkistanlılar var. İslam kaynaklarından bu Hilafet Ordusu'nun menkıbeleri ve Türklerin Faziletleri adlı kitap 833-842 arası yazılmış bir kitap. Türklerin faziletleri dediği ve erdemi, üstünlükleri. Hı hı hı. Şimdi bu kitapta Hilafet Ordusu'nda yer alan Türk askerlerinin genel yapısıyla ilgili, üstünlükleriyle ilgili bir kitap bu. Dikkat, tarih 800'ler. Kitabın yazılma tarihi. Fakat kitabın içinde 732 yılına özgü bir anlatı var. Bir tarihte Horasan valisi, Müslüman Horasan valisi Cüneyt bin Abdurrahman ile Türk hükümdarı Hakan ile karşılaşmışlar. Hakan'ın durumu ve kuvveti Cüneyd'i korkutup dehşete düşürmüş. Ve birlikleri ve ordusu onun gözüne çok görünmüş ve üzerinde çok fena bir etki bırakmış. Hakan bu durumu ve Cüneyd'in, yani Müslüman olmayan Türk Hakan'ı, Cüneyd'in içinde, Müslüman komutan Cüneyd'in içinde bulunduğu ruh halini anlayınca ona şöyle bir haber göndermiş. Korkma, ben sana bir fenalık yapmak istesem bu şekilde bir şey yapmadan yerimde durmazdım. Kuvvetlerinin eksik tarafını önceden gördüm. Eğer sana galip gelmek ya da bir kötülük yapmak isteseydin çoktan yapardım gibi bir şey. Fakat bu konuşma Türk Hakan'ı, senin dinini tanıyabileyim, sana sorularım var, sizde suçlar ne, cezalar nedir diye, sen diyor çık ordunun önüne, ben de kendi ordumun önüne çıkayım. Konuşalım. İkimiz bir konuşalım, bir sohbet edelim seninle diyor. İşte bu sohbetin metni burada yer alıyor. Ve diyor ki Hakan, 700'ler dediniz değil mi 732 hocam? Yılı da bu görüşme. Çünkü o Horasan valisi Cüneyt 730'lu yıllarda yaşamış olduğundan bu görüşme önce o yıllarda. Ya 1300 yıl evvelden bahsediyoruz. Evet, 1300 yıl önceden bahsediyoruz. Bu işte diyor ki Türk Hakan'ı, biz işlerimizde hile yapmayan bir milletiz. Hileyi sadece harpte mübah sayarız. Eğer harp hilesiz olacak olsa hileyi harpte dahi mübah görmezdik demiş Türk Hakan'ı. Bunun üzerine Cüneyt yalnız başına ordudan ayrıldı. Hakan'la her ikisi ordularından ayrılıp ortada buluştular. Cüneyt diyor ki Horasan valisi, istediğini sor. Beğendiğim bir cevap bulursam veririm. Aksi takdirde bu hususu benden daha iyi anlayana havale ederim diyor. İşte Hakan, zinaya ne yaparsınız? Cüneyt diyor ki taşlarız. Evli olursa evli olmayanı taşlarız, ayırırız falan diyor. Kur'an'da olmayan, aslında Tevrat'ta olan rejimi, bizim dinimiz bunu emreder diyerek söylüyor Türk Hakan'ına. Peki diyor Hakan, iyi güzel, peki diyor. Namuslu bir insana zina isnat edene ne yaparsınız? Bu eyleme, bu suça cezanız nedir? O da diyor ki 80 sopa atarız gibi bir cevap veriyor. Hakan, bu da iyi güzelmiş diyor. Hırsıza ne yaparsınız? O da diyor ki hırsızın ayrıntıları var. İşte şöyleyse böyle yaparız, böyleyse şöyle yaparız diye cevap veriyor.
Hakan onu da iyi güzel diyor. Bu da büyük bir tedbirmiş diyor. Peki gasp eden mi başkalarının malını yağmalayan için ne yaparsınız? İslam komutanı da anlıyor. Bizdeki cezası şudur budur budur diyor. Onu Türk Hakan'ı yine beğeniyor. Ha o da iyiymiş diyor. Ondan sonra fakat asıl pandomima Hakan'ın şu sorusu üzerine kopuyor. İyi güzel birbirine. Peki yalancı, kovucu, saygısız kimse hakkında sizin uyguladığınız ceza nedir? Diyor. Yalancı. Dikkat. İslam komutanı da diyor ki biz böyle kimseleri sürgün ederiz. Ahaliden uzaklaştırırız. Aa diyor. Sadece bu mu diyor Hakan? Yani yalancıya sadece bunu mu uyguluyorsunuz diyor. Biz diyor yalancının dilini keseriz diyor. Anlaşamadıkları tek nokta yalan konusunda. Biz diyor yalancının dilini keseriz diyor. Şimdi bu şeyden, karşılıklı görüşmeden ortaya çıkan şu. Aslında putperest denilen Türklerin suç ve ceza sistemiyle Müslümanların suç ve ceza sistemi arasında büyük bir fark yok. Zaten olsa... İşte bu çok önemli bir şeydir. Yani ateist, Allah'a inanmaz, putperest filan diyorsun ama adamın ceza ve suç ve ceza sistemi Müslümanınkine yakın. Bunu ortaya koyuyor bu. Zaten şey. Olmasa Türkler bu kadar kolay ve etkili bir biçimde Müslümanlığı kabul ederler miydi hocam? Yani? Tabii ki. Tabii yani, ki etmez. Ve savunmasında yıllarca bulunurlar mı? Yani ben hilafet ordusunu da tahmin ediyorum bahsediyordur kitap. Bütün komutanlar, önemli düzeydeki, görevdeki askerlerin tamamı Türklerden seçilirmiş. Evet. Evet. Zaten daha sonra halifeler Türklerin denetimi altına giriyor. Evet. Öyle söyleyeyim. Şimdi bunu İslam öncesi Türklerin ne gibi hukukları olduğu konusu Atatürk döneminde Türk tarihinin ana hatları 1931'de yayınlanmıştır. Bu Türk tarihinin ana hatlarının konularından bir tanesi de İslam öncesi Türklerde hukuk konusudur. Bakın burada ara başlık vardır. Eski Türklerin hukukuna umumi bir nazar, bakış. Böyle anlatır. İşte biz şimdi burada eski Türklerin hukukuna Atatürk'ün Türk Tarih Kurumu'yla, Türk Tarih Tetkik Cemiyeti'yle el attığı konulardan biri de olan İslam öncesi Türklerin hukukuna Uygurlardan örnek vereceğiz belgeleriyle. Uygurların da hukuk ve Uygurlardaki hukuk konusu pek çok araştırmaya konu olmuş yerli ve yabancı. Bunlardan bizim yerli bilim adamlarımızdan Ahmet Caferoğlu Uygurlarda hukuk ve maliye istilahları başlıklı bir makale bu konuda yayınlamıştır. Bu makalede tamamen Uygurlardaki mali kavramlar ve hukuk kavramları tek tek ele alınmıştır. 52 sayfalık bir makale. Şimdi yerli bir çalışmaya örnek olarak bunu sunuyorum. Diğer bir önemli çalışma çok çok değerli bilgin Reşit Rahmeti Arat'ın Makaleler Cilt 1 adıyla yayınlanan oldukça kalın kitabında tamamen Uygur belgeleridir bu. Uygur uzmanıdır. Hı-hı. Reşit Rahmeti Arat. Evet. Burada bakın bu kitabın içinden bir bölüm. Eski Türk hukuk vesikaları. İçindekiler diyor bir sürü belge. Ara başlık eski Türk hukuk vesikaları. Belgelerden söz ediyoruz.
ve bunlar üzerinde yapılan çalışmalar. Anlatıyor. 1789'dan başlamış Uygurların hukuk belgeleri üzerinde çalışma. Batı'da. 1789 Fransız devriminin yılı. İşte o 1789'da Uygurların hukuk belgelerini inceleyen bilim adamı kimmiş? Joseph Amiot 1789 tarihinde yayınlanan, Fransa'da devrim yılında yayınlanan bu kitapta Uygurlar tarafından yazılmış hukuk belgelerinden birkaç tanesini tam olarak yayınlıyor ve yanına tercümesini koyuyor. Uygur uzmanları var. Osmanlı'da yok Uygur uzmanı. Fransa'da var. Bunun dışında işte diğer bilginlerden bir tanesi de Kalprot. Bu da 1812. Bunu da Reşit Rahmeti Arat kaynakları arasında gösteriyor. Uygurlardaki hukuk belgelerini daha önceki yayınlarından söz ediyor. 1812'de Kalprot adında bilgin, bakın Uygurların Arap yazısına geçtikten sonraki bir hukuk belgesini olduğu gibi yayınlıyor ve ondan sonra tercümesini yapıyor. Almanca'ya. Buyurun. Bu Uygurca bir hukuk belgesi. Ve yanında Fransızca, Almanca çevirileri. Henüz Türk yok. Görüldüğü gibi. Ondan sonra İngiltere'de tabii Kraliyet Asiatic Society'nin çıkartmış olduğu jurnalda, yani dergide şu. Burada da işte 1912'de Uygur kazılarını yürüten İngiliz Stein Uygur el yazmaları Miran'da ve Tunghang'daki kazılarda çıkan el yazmalarını, Uygur el yazmaları bunlar yayınlıyor ve bunları Latin alfabesine döküyor ve bunları İngilizceye çeviriyor. Bunlar hukuk belgeleri. Şimdi geleceğiz Türkçelerine. Merakla girmiyorum oraya zaten. Bakın, yani bu belgelerden bakın gösterelim ne olduğunu anlayacaksınız herhalde. Yani İngiliz bulmuş hukuk belgelerini. 1912'de yayınlamış. Yayınlıyor, buluyor. Yayınlıyor. Latin harflerine dönüştürüyor. Ve İngilizceye, içeriğini de İngilizceye çeviriyor. Ha bu bir hukuk belgesi diyor. Böyle. Bakın. Böyle. Bir belge daha. Fransızlar ve İngilizler yarışıyorlar Uygurların belgelerini bulmakta. Bir de Ruslar tabii. Bu da Sergei Efimovich Malov'un Uygurca hukuk belgelerini Rusça olarak yayınlamış olduğu Uygurca hukuk belgelerini Cengiz Buyar Rusçadan çevirmiş. 13. yüzyıla ait, yani 1200'lü yıllara ait Uygurca iki ticari anlaşma metni üzerine değerlendirmeler. Bu Rusçadan Türkçe'ye çevrilmiş. Belge burada. Belgenin aslı burada. Latinizesi burada. Metnin çevirisinde mesela diyor ki tavuk yılı 4. ayda 29. günü bana geldiği zaman Ökrüs Timur adında kişi darı gerek oldu. Darı lazım oldu. Ben Bedrün'den, Bedrün isimli kişiden iki ölçek darı aldım.
Güzün başlangıcında ben buna karşılık bir deri, 30 ölçek tatlı şarap vereceğim. Yani karşılığında... Şu altındaki metinde bu yazıyor değil mi evet, hocam? Evet, bu. Burada çevirisi. Evet. 30 ölçek tatlı şarap vereceğim karşılığında. Eğer ödeme zamanına kadar ölürsem, belgeye bakar mısınız? Eğer o zaman gelinceye kadar ben ölürsem, yani borcumu ödeme zamanı geldiğinde ben ölmüş olursam, akrabalarımla birlikte tamı tamını ödesinler. Vasiyet var bir de. Tanık Bektimur. Tanık da var. Tanık Mısır Kara. Bu benim işaretim yani imzam. İmzalar var. Bakın buralarda. Ve Ökrüs Timur'undur. Ben Yoksır'ı yazdım. Katibin de adı var. Yoksır'ı adlı katip de bu anlaşmayı yazmış. Bunu da bir Rus bulmuş. Belgesiyle birlikte çevirip koyuyor. Diğer bir belgede şu Uygurca belge. Bu belgeyi de yine bugün anlayacağımız dile çevirmiş. Filanca yılda Aram ayında yeni ayın ilk günü bana Barçan'a çok kullanılan pamuklu kumaş gerek olduğunda Bedrün'den 52 top kumaş aldım. Doğru ve usulüne uygun olarak 52 top kumaş karşılığında Bedrün'e bana ait olan Asam Tigin adlı köleyi sattım karşılığında. Satılan bu kumaşı yazılı anlaşmanın şartları doğrultusunda ben Bedrün eksiksiz tam tamını hesap ederek ölçerek verdim. Ben ise Barçan eksiksiz tamamı tamamına hesap ederek ölçerek aldım. Yani eksiksiz teslim ettim, eksiksiz teslim aldım. Şu anki noterdeki aynı şeyler. Evet, aynen öyle. Yani Uygurlarda. Evet. Ben Baçan tarafından satılan bu kişiye karşı benim büyük ve küçük kardeşim, akrabalarım ve kendimden bildiklerim, onluklarım, yüzlüklerim, benim müşterilerim, her kim olursa olsun hak iddia etmesinler ve davacı olmasınlar. Bak davacı olmasınlar. Dava var çünkü. Dava var. Demek ki bir mahkeme var. Var. Evet işte. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Tarafımdan satılan insan, insan bin yıl ve 10.000 gün Bedrün sahibi olsun. Yani süresiz demek istiyor. O günün deyimine göre. Bin yıl, bin bilmem kaç gün o sahibi o olsun. Eğer hoşuna giderse o tutsun. Eğer hoşuna gitmezse başkasına satsın. Yani bu kadar ayrıntılı. Ne istiyorsa yapsın. Yani. Veriyorum. Evet. Ama, satış hakları. Ama yazılı. İşte yazısı da burada. Bir daha hocam onu biri mühürlüyor mu? Kendileri mi mühürlüyor tabii. Hocam? Altında da imzaları var. Bakın tanıkları okuyalım mı? Tanıklar da var. Evet. Belgede. Evet. Bu belgede tanık. Çongay. Tanık. Mısır Karakuz. Şahit. Bektimur, Kuz, bu mühür damga benim, Bedrün'ün. Ben Alap, Baçan'ın ifade ettiği üzere tas tamam yazdım. Katibin adı da var. Yani katip, tanıklar, sanki bir noter muamelesi gibi. Sanki değil, bayağı değil mi? Noter. Ve yazılı. Lale Gürman Hanımefendi demiş ki son derece ilginç belgeleri inanılmaz demiş. Teşekkür etmiş. Biz teşekkür ederiz. Şimdi bunu da bir Rus ortaya koymuş. Son olarak... Huart adlı bir bilgin 1914 yılında bu defa Fransızların Journal Asiatic dergisinde Orta Asya'dan dokümanlar başlığı altında bu dergide Yarkent'ten elde edilen Uygurca belgeleri adalet belgelerini yayınlamış ve bunları da Fransızca'ya çevirmiş. Ve o içeriklerinin hukuk belgesi olduğunu çevirerek anlattığı gibi şahitler bilmem ne hep işte altında imzaları var. Şimdi gelelim bütün bunları Reşit Rahmeti Arat az önce kitabını gösterdik.
Reşit Rahmeti Arat bu makalelerim kitabı içinde bu belgeleri, hukuk vesikalarının mahiyeti vesaire başlıkları altında ayrıntısıyla işler ve bize örnek, burada örneğini gösterdiği hukuk belgeleri şunlar, kazılarda bulunmuş bunlar, bakın. Bir saniye hocam. Evet. Şu Uygurca hukuk belgesi. Kazılarda bulunmuş. Bu. Bunların hepsi Uygurca hukuk belgelerinden seçmeler. Binlerce var. Ama kitaba bir az kısmını almış. Biz şimdi bunlardan Reşit Rahmeti Arat'ın çevirdiği hukuk metinlerini bir görelim. Ne kadar ilginçmiş 800-900 yıllarında Uygur Türkleri nasıl bir hukuk düzenine sahipmişler. Bakın, tercüme. Şu yakın gözlüğümü takayım. Bunlar çok önemli belgeler. Peki hocam, siz takarken şeyi sorayım. Hep bu ticaret hukukuna dair mi, yoksa ceza hukuku var mı? Hayır, şimdi onlara geliyoruz. Ceza ve şey var. Var, tamam. Bakın, bir belgenin tercümesi. O gösterdiğim az önce Uygurca yazılardan. Yaklaşık 15 dakikamız var hocam, onu öyle da söyleyeyim. Mi? Hemen hızla gidelim. Sıçan yılı 8. ayın 18'inde ben Tuşumi ağır hastalığa tutulduğum için iyi veya fena olacağımı düşünerek karım Slang'a vasiyetname bıraktım. Benden sonra başka bir kimseyle evlenmeden evimi idare edip oğlum 60 Kaya'nın terbiyesiyle meşgul olsun. Vasiyet ediyor, evlenme kadın diyor yani. Bir de ay da var ya hocam. Evet. Yani sıçan ayı, aylar evet, tabii, var demek ki. Takvim kendi takvimleri. Takvimleri var. Oğullarım Kosang, Esenkaya, onlar üvey annemiz bize aittir, alacağız diye müdahalede bulunmasınlar. Eğer alacağız diye dava ederlerse, dava etmek söz konusu, büyük orduya bir altın yastık, tazminat, şehzadelere birer gümüş yastık, iç hazineye bir yastık, iç hazineye bir at vermek suretiyle ağır cezaya çarptırılsın, para cezası. Ve sözleri geçmesin, bu vasiyetnameyi Suzaket Kaya Tutunk, Tükele ve Kimsu başta olmak üzere cemaat ile Tavgaç Yeke ve ikinci başta olmak üzere halk ve yakınlarımdan Asana onlar huzurunda verdim. Asana adı var. Şahit İnge, Şahit Karatoyun. Belgenin sonunda şahitlerin imzası var. Bu tamga benimdir. Ben Kaysun sorup yazdım. Bu da katip. Bu damgayı ben Tavgaç Yeke'nindir. Bu damga ben Asana'nındır. Damgalar. Ve yanında benimdir. Bir damga var. Benimdir diyor. Bu damga yani. Benimdir diyor. Asana'nındır diyor. Hemen az kalmış madem. Çok önemli diğer bir hukuk belgesi. Kaplan yılı 9. ayın 26'sında biz Utuzun Baltur adlı demirci kölesiyle Tayınçuk Ayısıva adlı dokumacı kadın kölesi, ikisi beylerinden izin almadan koca ve karı olmuşlar. İki köle izin almadan beylerinden karı koca olmuşlar. Sonra biz, yani efendiler, Toyuncuk ile Utuz, ikisi efendiler, bundan haberdar olunca onları birbirinden ayırmadan ayırmadan tabii, yani bu vicdan da var. Tuyunçuk'un kadın kölesinin vergisini ben Tuyunçuk ve Utuz'un demircinin kölesinin vergisini de ben Utuz almaya karar verdik. Üstleniyorlar yani onların zararını. Ben Utuz kulum hakkında Tuyunçuk'a ve kölesine karşı herhangi bir iddiada bulunmayacağım. Ben Tuyunçuk da kölem konusunda Utuz'a ve kölesine karşı hiçbir dava açmayacağım. Şahit Sarık, Şahit Çaysu, Şahit Ötüken, Şahit Temür. Bu mühür bizim ikimizindir. Ben Mongul Buk'a sorup yazdım. Katibinde adı var. Şimdi bunları tabii, madem 15 dakikamız var, yetmeyecek artık vakit. Artık azaldı. Daha da azaldı. 10 dakikamız var. Şimdi bu hukuk belgeleri
Mesela alacak verecek üzerine de var. Vasiyet üzerine var. Ceza diyorsunuz. Ceza var. Mesela kısa bir tane daha okuyabiliriz. Hatta bir şey aldığı zaman mesela kağıt bırakıyor. Çok ilginç. Şu küçüğü okuyalım. Sığır yılı 12. ayın 22'sinde. Ay, gün, tarih var yani. Tabii. Buyan Temur elçinin adamlarına sıra yemek için verilen bir sığ et, 5 tembin şarabı Turfan hesabına kaydedip Tokuç Kaya'ya versin. Yazılı. Her şey yazılı yani. Şimdi bütün bu hukuk belgelerinin yanı sıra şiir de yazılı, edebiyat da yazılı. Şimdi bu da önemli. Reşit Rahmeti Arat sadece hukuk belgelerini incelemekle yetinmemiş. Eski Türk şiiri diye, uygarlık şiirsiz olmaz, hı hı, edebiyatsız olmaz, sanatsız, resimsiz uygarlık olmaz. Hepsi var Türklerde. Bakın, topladığı şiirlerden 2-3 tane okursak, sanatla hiç değilse sona ermiş olur programımız. Uygur şiiri. Arkadaşın için her vakit iyilik düşün. Ondan da sana daima iyilik gelir. Arkadaşın için kötülük düşünürsen Tanrı sana layık olduğun cezayı verir diyor yani. Bunun orijinal söylenişi hemen sayfanın diğer tarafında. Bir saniye hocam, gösteremedim. Gösterdim o da. Şimdi, bunun günümüz Türkçesine çevirisi bu. Bunlar Uygur harflere yazılmış. Yıl 800, 900, 1000. Evet. Şimdi bir güzel şiir daha okuyalım. Üstteki şiirin özgün metni. Alttaki çevirisi. Tamam. Bilgi bilin ey beyim, bilgi sana eş olur. Bilgi bilen insana bir gün devlet yar olur. Bilgili insan beline taş kuşansa kaş olur, kaş değerli taş. Hı hı. Bilgisizin yanına altın konsa taş olur. Yani sen bilgisize altın ver, o taşa taş dönür. Olur, evet. Ama bilgiliye taş ver, o altın olur. Bilgiye verilen önemli değer ve önem. Tabii. Yani bir tane daha. Şey burada, özgün dil burada. Çevirisi şu: birçok ağaçlar dimdik ayakta durur, fakat pek azının meyvesi var. Bütün işler Allah'tandır, kulun ne düşüncesi var? İyi arkadaşı eş edinmeli, o insana doğru yolu gösterir, eğri dalı kesmeyiniz, tepesinde meyvesi var. Şimdi bu da o hukuk vesikalarını düzenleyen Uygurların sanatsal şiirsel yönleri. Tabii heykel falan da gösterdiniz daha geçtiğimiz bölümlerde. Heykelleri var, resimleri var. Bütün bunları ben tek programa sığdırabileceğimizi düşünmüştüm. Şimdi hocam yani 5 dakika falan var. Mesela Mehmet Aşar Bey demiş ki Göktürklerde kadına ve çocuğa vurulmaz, esir dahi edilemez, evet, edilmez. Riayet edenlere de ölüm cezası verilirdi. Şimdi evet, böyle çok sayıda bilgi var, sorular var. Soracağım belki bir kısmını yine ama. Sabri Acar Hanım Efendi demiş ki Atatürk'ün aldığı kanunlar Batılıların Türklerden aldığı yasalar mı? Demek ki kendi köklerimize ve geleneklerimize mi dönmüşüz? Evet. Demiş Sabri Hanım. Güzel soru. Mehmet Parlak Yıldız da bir ek yapayım buna. Demiş ki peki biz Türkler bu kadar ileriyken bu kadar geriye ne zaman düşmeye başladık? İnişli çıkışlı. Yani sadece mesela Uygurlar dönemi, Hazar.
Hazar Türkleri, Göktürklerden o yüzden öyle okudum. Yani çok büyük imparatorluklar, uygarlıklar bunlar. İnsanlık tarihi içerisinde parlayan ve sönen uygarlıklar var. Ama hep uygarlıklar. Evet. Yani uygar. Biz uygarlığımızın, uygarlıklar kendilerinden sonra insanlığa ve kendi soydaşlarına kalıtlar bırakırlar. O kalıtların ille de elle tutulur, gözle görülür, nesneler biçiminde olması şart değil. Sözlü olarak bıraksa bile, yani bizim bir büyüğümüz son nefesini verirken bize bir öğüt verse, ortada ne yazı var ne bir şey var. Ama o öğüt bizim hayatımızı biçimlendiriyorsa, onun o son nefesinde verdiği öğüt bizim yaşamımızı biçimlendiriyorsa, o uygarlık görevini yapmıştır. Kendisini ölürken görevini yapmıştır. Hı hı. Atatürk'ün "Ey Türk gençliği" hitabesi böyle değil midir? Yani kendisinin yok olacağını biliyor, toprak olacağım diyor. Ama bıraktığı kalıtın yaşadığını görüyoruz. Değil mi? Yani en azından bilinçlerde, en azından toplumun bir kesiminin bilinçlerinde yaşıyor. Değil mi? Evet. İşte uygarlıkların yükselişi ve çöküşü. Roma uygarlığının içinde aynı şey söz konusu. Yani Roma'da kuruldu, yükseldi ve çöktü. Grek İmparatorluğu değil mi? Eski Yunan İmparatorluğu. Fakat bir İtalya bakiyesi kaldı bir uygarlık İşte şu bakiyeler an. Kalıyor. Yani biz tabii... Bizim atalarımıza henüz layık değil miyiz o zaman? Yani o aynı sorudan bahsediyorum. Çünkü şimdi şunu sorayım o zaman. Müsaadenizle. Zamanınızdan alıyorum biliyorum ama bunlar önemli sorular bence. Yani sayın izleyicimizin sorduğu soru. Şimdi İngiltere'nin şimdi şu anki işte en medeni ülke diyelim ki. Evet. İngiltere. Kaç tane bizim gibi büyük uygarlığı var tarihte? Biraz evvel sayıyorsunuz tarih. Dönüp baktığınızda Hunlar, yani bütün dünya Hunları konuşmak zorunda. Hunlar varken İngilizler yoktu ki. Hazarları, Uygurları, belki Sümerleri, yani Anadolu'yu konuşmak zorunda. Evet. Şimdi biz bu noktadan yine aynı noktaya belki de gelmeliyiz ya hızla. Ama şu. Demek istediğim bu. Geçmişimizde atalarımızın neler başarmış olduğunu bilmemiz bize şu anki durumumuzda atalarımızın yaptığının çok pek azını biz yapabiliyoruz. Ama onlar nasıl yaptıysa biz de yapabiliriz. Güç vermeli yani. Gücünü bize, tarihin güzel tarafı bu zaten. Tarihten konuşmak aslında bugünü ve yarını konuşmaktır. Hı hı. Dünümüzü bilirsek bugün ve yarın için kararlarımızı verirken neleri yapabiliriz, neleri yapamayızın sınırını biliyor oluruz en azından. Şimdi en çarpıcı bir şey varsa göstereceğiniz hocam bitti çünkü gösterin. Bir iki dakikamız var. En çarpıcı bir şey. Yani bu kadar çünkü kitap gene yüklendi, getirdiniz, teşekkür ederiz ama yine ilerleyen programlarda fırsat olursa Allah'tan bir mani olursa Kutat gösteririz. Kubilik konuşmak istiyordum. Kutat Kubilik 1070 yılında Karahanlılar devletinde yazılmış bir yönetim bilim kitabı. Yani o değil bu. Yani gösterelim onu kaldırayım bu. Siz rahat koyun diye. Şimdi bakın Kutat Kubilik yine böyle bir kitap. Görüyor musunuz? Bu kitabın Uygur harfleriyle yazılmışı Viyana'da bulunan nüshası. Bu kitabın Mısır nüshası, Mısır'da bulunmuş nüshası. O da bu. Aynı kitabın Fergana'da bulunmuş bir nüshası. O da bu. Bu kitap üzerinde ilk çalışan bilginlerden biri kim? İngiltere'nin Abdülhamit Nezneddin'deki casusu Armin Van Buuren. İşte bunları
gelecek programlarımızda konuşalım. Anlatacağız. Çok önemli. Ya bir de bunun bu Kutat Kubilik'in her tarafa dağılmış olması. Çok önemli. Çok önemli. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızın bu hafta sonuna geldik. Programı yeniden izlemek veya sosyal medyada paylaşarak yakınlarınızın da izlemesine vesile olmak isterseniz Kanal B internet sitesinin arşivinden veya YouTube'da programın ismiyle Tarihin Bilinmeyen Yüzü adıyla açılan resmi sayfamızda kısa bir süre sonra bulabilirsiniz. Başta verdiğimiz bilgiyi tekrar edelim. Programımız kısa bir araya giriyor. 3 hafta boyunca eski programlarımız aynı saatte ve aynı gün yani cumartesi saat 21.30'da ekranlarınızda olacak. Bizse Allah'tan bir mani olmazsa 25 Temmuz Salı günü yeni bir programla biraz dinlenmiş ama aynı şevk ve heyecanla yine aynı heyecanla karşınızda olacağız. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın değerli Kanal B izleyiciler.